New York'ta başlayan Wall Street protestoları küresel eyleme dönüştü. Sistem karşıtları bugün Hamburg, Washington, Tokyo, Londra ve Sydney'de meydanlara akın etti. Kapitalist düzeni protesto eden eylemciler, ekonomik krizden bankaları, uluslararası finans kurumlarını ve hükümetleri sorumlu tutuyor. Dünyaya yayılan protestolara eşlik eden Tayvanlılar da hayatlarından memnun değil. Ben her gün evde 12 ile 16 saat çalışmak zorundayım. Evde çalışmak daha rahat gibi görünse de sabah uyandıktan sonra akşam yatana kadar çalışıyorum. Bu durumda evlenmeyi bile hayal edemiyorum. Avustralya'nın başkenti Sydney'deki gösterilerde ise protestocular üzerinde Wall Street gösterilerine destek veriyoruz pankartları taşıdı. Burada sadece bir hükümet değişikliği değil, çalışma sisteminin tümden değişmesi isteği var. Para politikaya hakim olmuş durumda. 17 Eylül'de New York'ta başlayan gösteriler dünya başkentlerine de sıçramış oldu. Öfkenin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.